arkadaşlar, ben Gizmo. Bugün size bir senedir kullanmakta olduğum kaskım olan Nishua Enduro Carbon'u tanıtacağım. Çok fazla sorular geliyor. Nereden alınmıştır, nasıldır, iyi midir, güzel midir, rahat mıdır, dayanıklı mıdır, ucuz mudur, pahalı mıdır? Bunların hepsini bugün cevaplayacağız. Öncelikle kask dual sport kategorisine giren bir kask. Enduro kaskı değil, yol kaskı da değil. İkisinin arasında kalmış bir kask. Dual sporting nedir? Bununla ilgili uzun bir video yapmayı düşünüyorum zaten. Uzun demeyeyim de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse hem yolda hem arazide kullanılabilen motosikletlere dual sport motosiklet denir. Ve bunların trafiğe çıkışının olması gerekir. Yani sinyal lambası vesaire vardır. Ve bu amaçla kullanılan motosikletlerin üzerindekiler taksın diye kasklar üretilmiştir. Peki nedir bu dual sport kasklar? Hem arazide hem yolda kullanılabilir olması gerekiyor. Yani arazideki toza, çamura, taşa, toprağa hepsine dayanıklı olması gerekirken aynı zamanda güzel bir aerodinamiği olmalı ki yolda bizi rahatsız etmesin. Ve güzel havalandırması olması gerekiyor her enduro kaskında olduğu gibi. Çok fazla terliyorsunuz, ediyorsunuz, nefessiz kalıyorsunuz. Buna sebep olmak istemiyorlar. Ve aynı zamanda bu yol sürüş modu olsun, enduro modu olsun, motocross modu olsun hepsinin arasında çok kısa sürede herhangi başka bir alet kullanmaya gerek olmadan geçiş sağlaması gerekiyor. Yani kaskımızın bir tereği olacak. Terek ne işe yarar? Öndeki motosikletten gelen tozu, çamuru, taşı, toprağı hepsini engellemeye yönelik yapılmış bir şeydir. Aynı zamanda güneşten korur gözleri. Peki vizör var ya da goggle var. Vizör kullanmıyorsak neden güneşten korunmamız gereksin ki ya da gözümüze bir şey girmesinden korkalım. Enduro'da pek öyle olmuyor. Enduro'da yapışan toz güneşle birleştiği zaman sizin görmenizi engelleyebiliyor. Mutlaka gölgeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Renkli vizör sizi kurtarmayabiliyor. Ve taş bu vizörü çatlatabilir. Aynı zamanda zaten vizörle çok kullanmak istemeyeceksinizdir o ortamda. Goggle takıyorsanız da aralarda hep boşluklar vardır. Buralara dalların, taşların, toprağın girmesini istemezsiniz. Kısa bir böyle baş eğmesiyle bunun önüne geçebiliyorsunuz. Terek bu yüzden vardır. Güzel bir havalandırması var dedik. Bunun havalandırmalarını gösterecek olursam önde buralar hep havalandırma. Yanda şurası havalandırma. Şurada bir tane daha olması lazım. Bakayım. Evet, burası havalandırma. Önünde var bir tane. Açılıp kapanabiliyor. Görünüyor mu? Bakayım. Aynen. Şöyle. Aynı zamanda da arkada da bir çıkışı var. Havalandırması gayet güzel. Zaten en yüksek puanı alan kısımlarından birisi de bu kaskın. Çok kolay bir şekilde tereyi çıkarabiliyorsunuz, vizörü çıkarabiliyorsunuz. Diğer vizörünüz varsa onu değiştirebiliyorsunuz. Bunlar amacına uygun olarak yapılmış. Aynı zamanda bu kaskın en önemli özelliği hafif olması. Hafif derken gerçekten hafif. Şu an bu gördüğünüz kask 1150 gram sadece. Vizörü ve tereyi çıkardığınız zamansa 1050 gram oluyor. Bu sınıfta, bu klasmanda bu kadar hafif bir kask yok başka. Bu klasmanda başka hangi kasklar var? Arai Tourix serisi var. Shark Explorer var. AGV AX8 Evo var. Givi Tourer var. X-Lite bir şey 551 var. Bu kaskların hepsi çok ağır. Genellikle 1600-1700 gram arasında gezinmekle beraber 1400'den daha düşüğünü görmedim. Shark Explorer Arım bile karbon kaplaması 1350 gram. Varın gerisini siz düşünün. Bu özelliğiyle zaten çok fazla dikkat çekip birkaç kere otoriteler tarafından incelenmiş. Motorrad'da 2014, 2015 ve 2016 yılında 3 kere incelenip 2014'te karşılaştırıldığı aynı klasmanda görülen diğer 13 kask arasından açık ara farkla Shark ve Arai'yi geride bırakarak birinci seçilmiş. 2016'da da fiyat performans olarak Best Buy, yani alabileceğiniz en iyi kask olarak seçilmiştir. Fiyat konusuna gelirsek ben aldığım zaman 220 euroydu ve euro bu kadar pahalı değildi. Türkiye'de satılmıyor. Umarım satılır ve umarım yine aynı şekilde uygun fiyatta satılır. 220 euro. Ayrıca ben siyah vizör aldım. 30 euro o. Ve 20 euro kadar da kargoya verdim. 50 daha ekle 270 euro etti. Euro o zaman 3 liraydı desek yaklaşık bir 900 liraya geldi. Ben vergisini de ödemeye razıydım. Çünkü bu olmasaydı almak istediğim diğer kask Shark Explorer'dı. Karbonluydu. Vergisiyle, etlisiyle falan filan ondan daha uygun gördüğüm bir kaskı daha ucuza alabilecektim. Fakat kapıya geldiğinde ben vergi ödemedim. Bu Almanlardan alınan şeylerde öyle bir olay var. Tam olarak detayını bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Watt denen bir vergi sistemi var orada ve fiyatlara Watt dahil. Fakat biliyorsunuz ki ülkesinde yaşamadığımız ülkenin vergisini ödemek zorunda değiliz. Yani bu Watt'ın biz alırken düşürülmesi gerekiyor ve ülkemize geldiği zaman biz kendi vergimizi ödememiz gerekiyor. Fakat bu sistemi rahatlatmak için galiba yapılan bir şey var. Çünkü Almanya'dan ne zaman bir şey alsam
genellikle rahatlıkla gümrükten geçiyor ve ben vergi ödemiyorum Türkiye'de ayrıca. VAT'ın bizim ülkeye transfer edilme durumu gibi bir şey geliyor aklıma, fakat dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Bilen varsa, paylaşırsa bizi de aydınlatmış olur. Yani sonuç olarak ben 1000 liraya böyle bir kask aldım, vizörü dahil. Vizörünü almasaydım da 220 artı 20 shipping desek 240 euro olacaktı. Yani o zamanın parasıyla 750 liraya testlerde falan birinci olan, çok hafif ve aynı zamanda dayanıklılık testinde de diğerlerinin önüne geçen bir kaska sahip olmuş oldum. Dayanıklılık testinde diğerlerinin önüne geçmiş derken, linkini vereceğim, Almancası da ama çevirebilirsiniz. ECE 22.1 onaylı bir kask bu. Daha önceden UX tarafından üretiliyordu. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aynı yer tarafından üretiliyor. Daha önceden UX markası basılıyordu. Şu an Nishua markası basılıyor. Ve en son Givi'nin çıkardığı kaska baktığım zaman kendi kaskımı gördüm. Aradaki tek fark fiyattı. Fiyatı bunun iki katıydı. Ve onlar DAT testine de sokmuşlar. Ondan da onay almış. Hem sertifikaları var hem de verilere baktığınız zaman Head Injury Index diye bir şey var. Yani kafanın yaralanma olasılığı diyebilirim. Orada bayağı diğerlerin önüne geçecek şekilde bir performans ortaya koymuş. Bu da zaten kaskı değerlendirenler tarafından özellikle belirtilinip duruyor. Genel olarak özelliklerinden bahsedecek olursam, çarpma testlerinde iyi olmasının yanında karbon kaplama dedik. Zaten başarılı olmasının sebebinden birisi de bu karbon kabuk. Karbon polimerleri üretilebilen en iyi çelik alaşımdan 4 kat daha dayanıklıdır. Bu yüzden tercih edilir zaten. Sadece hafif olduğu için karbon kask almazsınız. Daha dayanıklı olduğunu bildiğiniz için karbon kask alırsınız. Şöyle göstereyim. Gözlükle kullanılabiliyor rahatlıkla. Buraları boşluklu. İçi oldukça rahat. Pedleri 3 parça. 2 tane yanak pedi ve 1 tane kafa ve arkaya kadar giden bir parçası var. Bunlar çıkarılıp yıkanabiliyor. Çok rahat. Cool Max denen maddeden yapılmış. Bu da sizi terletmeyen, aksine serinlemenize yardımcı olan bir malzeme. Aerodinamiğini oldukça iyi olduğunu söylemişler. Benim tek kullandığım kask olduğu için diğerleriyle karşılaştırma durumum pek yok. Fakat aerodinamiği terek etkiliyor elbette. Fakat bunu çıkarabiliyorsunuz zaten. Son zamanlarda çıkarıp kullanmaya başladım ve aradaki farkı gördüm. Yüksek hızlarda gerçekten kafanızı bir o yana bir bu yana sallayabilirken, özellikle de motorunuzda rüzgarı engelleyecek bir şey yoksa, yani hem dik oturup hem de direkt rüzgarı alıyorsanız, bu terek sıkıntı yaratabiliyor. Fakat hemen çat diye çıkarıp kenara koyabiliyorsunuz, öyle kullanabiliyorsunuz ve ben rahat ettim. Bu kaskın bu sınıftaki diğer kasklardan çok daha gürültüsüz olduğu söyleniyor. Fakat bence çok gürültülü bir kask. Yani buna gürültüsüz diyorlarsa diğer kaskların hali nedir, ben çok merak ediyorum. Gerçekten sürekli vuu 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 diye gürültü oluyor. Benim canımı sıkıyor bu bazen. Havalandırma kanallarından bahsetmiştim zaten. Havalandırması gerçekten çok iyi. Yazın hiçbir şekilde üzmüyor beni. Kışın da üşütmüyor aynı zamanda. Güzel bir buff'la ben bütün kışı geçirdim. Biliyorsunuz Ankara'da kullanıyorum motosikletimi ve Ankara'nın kışı çoğu yerin kışına benzemiyor. Gerçekten soğuk oluyor. Ayazıyla meşhur bir memleket kendisi. O açıdan çok fazla havalandırması olmasının korkulacak bir yanı yok. Vizörü oldukça geniş ve geniş açılı bir görüş sunuyor size. Ve gelelim tak çıkar olayına. Kolay tak çıkarı var diyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi? Tereyi çıkarmak için şuradaki şeyleri, şu olayı yukarıya doğru çeviriyorum. Ve böyle kenara doğru çektiğim zaman çıkıyor. Tepede bir vidası var. Onu da çıkardığım zaman terek çıkmış oluyor. Terek çıktığı zaman bu şekilde kullanabiliyor muyuz? Evet, kullanabiliyoruz. Buralara takmak için ayrıca bir aparatla beraber geliyor. Fakat ben ne yaptım? Kaybettim. Yedeği de 9 euro falan. Eğer bu kasktan sipariş edecek olursanız lütfen bana haber verin ve o parçalardan sipariş edeyim. Ben şu an tereğin şuralarındaki şeyler çıkabiliyor. Buralarla beraber kullanıyorum. Bu şekilde kullandığım zaman gayet güzel bir kask. Hiç fena değil ha. Vizör değişimi. Vizör de zaten buradaki aparat çıktığı zaman kenara çekiyorsunuz, çat diye geliyor. Bu şekilde çıktı. Ve temiz vizörümüzü takalım. Önce burayı oturtayım. Şuraları oturtuyorsunuz. O tırnakları aşağı doğru getiriyorsunuz. Ve vizörünüz takıldı.
Daha sonra şu parçaları ya da işte asıl burası için olanını takıyorsunuz ya da tereyinizi geçiriyorsunuz üstüne. Ki tereyi tamamen çıkartmaya gerek yok. Tereyi takarken iki tane opsiyonunuz var. Buradan ya da buradan takabilirsiniz. Arkadakinden takarsanız birazcık daha önde duruyor terek. Öndekinden takarsanız daha havalı duruyor. Ben arkadakini takmayı ve tereyin önde olmasını tercih ediyorum. Çünkü kafamı eğdiğim zaman onun güneşi engellemesini çok daha kolaylaştırmış oluyor arkada olması. Burada buna uygun yuvalar var. Onu takıyorum. Buradakini de takıyorum. Sıkıyorum. Ve vizör değiştirme tamam. Kaskın unuttuğum ve şu an aklıma gelen bir diğer özelliği de çene bağının double D-ring olması. Ve bu double D-ring'in titanyum olması. Titanyum yine hem hafif hem çok dayanıklı bir malzemedir. Kask gelirken neyle geliyor? Ve kargo ile kask almak sakıncalı değil mi? Kask gelirken renksiz vizörle geliyor. Bir adet pin loku yanında geliyor. Şu şekilde pin lokuda. Ben ekstra bir tane daha almıştım. Yedek parçalarıyla geliyor. Bu yedek parçaların arasında şu şeyler var. Klipsler var. Terek vidası var. Ve aynı zamanda bu klipslerin arkasında kaskın camını taktığımız mekanizma var. Ve tereksiz vizörü taktığımız zaman buradaki mekanizmayı kapatmak için olan alet de yanında geliyor. Güzel bir kask çantası geliyor yanında. Kargolama nasıldı? Kargo çok çabuk geldi. 10-15 gün içerisinde geldiğini hatırlıyorum. Tam net gününü hatırlamasam da. Ve kaskın kutusu atıyorum bu kadarsa şu kadar başka bir kutunun içerisindeydi. Etrafı tamamen bu darbeyi emici köpüklerle, süngerlerle doluydu. Kutunun üzerine gerekli işaretler vardı. İçinde dikkat edilmesi gereken bir şey olduğuna dair. Kutu üzerinde gözle görülür herhangi bir şey görmedim. Darbe yoktu. Sonuç olarak gayet iyi bir kask. Özellikle de bu fiyata bu performansı veren kask çok az. Bu bahsettiğim sitede Louis D'de hala satışta kask. Ben güvendim aldım ve çok memnunum. Bir dezavantajı renginin sadece bu seçenek olması. Sadece siyah seçeneği var. Diğeri de gürültü dedik. Ben bütün kış kullandım Ankara'da. Sadece bir ay kullanmadım motosikleti. Pin lock yüzünden bir iki kere sıkıntı yaşadım. O da pin lock'un gevşemesi yüzünden buralarda ve buralarda oluşan buğulanmaydı. Bu pin locklar çıkarılıp takılabilen şeylerdi. Şuradaki silikon yerindeki kirleri temizlerseniz tekrar oturttuğunuz zaman güzelce yapışıp yine görevini eskisi gibi yapacaktır. Gizmo'dan bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yararlı bir inceleme olmuştur. Hoşça kalın.